Günaydın. Benim adım Volkan. Volkan Türkiye'den. Bugünkü seminerimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz biliyorsunuz PLC'dir. Schneider Electric'ten. Hatta bugünkü başlığımız DNA'sında Ethernet var. Çok merak ediyoruz bu sunumu, bu konuyu. Bunun için Bahar Hanım geldi. Bahar Hanım hoş Hoş geldiniz. bulduk. Seminere başlamadan önce size birkaç bilgiler vereyim. Seminerimiz ortalama 40-45 dakika sürecektir. Seminerimiz aynı zamanda kaydını da yapıyoruz. Eğer kaçıranlar olursa eğer daha sonra tekrar izlemek isterse eğer biz portalımıza bunu kısa zaman yükleyeceğiz. Tekrar oradan bakabilirsiniz. Bazı üyelerimiz zaten burada görüyorsunuz chat alanda mail adresini paylaşmışlar. Sunumu istiyorsanız lütfen buraya mail adresinizi yazınız. Bahar'ın daha sonra bu sunumu size gönderecektir mail üzerinden. Ve sizin elinizde bulunacaktır. Sorularınız varsa eğer aynı zamanda bunu da lütfen chat alanına yazınız. Bahar Hanım mümkün oldukça bütün soruları cevaplamaya çalışacaktır. Eğer sorular çok detaylıysa, eğer veya çok uzun var bilgiler gerekiyorsa, eğer tabii ki daha sonra size mail üzerinden de geri dönüş yapabilir. Ve tabii görüyorsunuz Bahar Hanım'ın burada mail adresi de vardır. Kendisiyle birebir de görüşebilirsiniz. Böyle sözü Bahar Hanım'a bırakıyorum. Herkese iyi seminerler diliyorum. Merhabalar, ben Bahar Keskek'ti. Yaklaşık 11 aydır Schneider Electric'te proses otomasyon ve telemetri sistemleri ürün müdürü olarak çalışmaktayım. Bundan önce bir otomotiv fabrikasında bakım mühendisi olarak çalışıyordum. Bugün sizlere nelerden bahsedeceğimizi kısaca özetlemek istiyorum. İlk başta proses otomasyondan bahsedeceğim, kendi bölümümüzü tanıtacağım. Daha sonra dünya üzerindeki ilk İPEC olan M580 ürünümüzden bahsedeceğim. Üçüncü aşamada M580'in redundant yani yedekli sistemlerdeki çalışma alanından bahsedeceğim. Ve Endüstri 4.0 ile M580'in kombinasyonunu, birlikte çalışmasını anlatacağım. Son olarak da Schneider Electric'in PES çözümünden bahsedeceğim sizlere. Şöyle söyleyeyim, biz proses otomasyon bölümü olarak PLC, PAC dediğimiz bizim aslında şöyle bir makine çözümünde kullanılan PLC ile tüm prosesi kontrolünde kullanılan CPU'ya aynı ismi vermek istemedik açıkçası. Bu yüzden Process Automation Controller'ın kısaltması olarak PAC dedik biz yüksek seviyede ki PLC'lerimiz için. Şöyle başlayabiliriz aslında PLC'nin tarihiyle. 1968 yılında ilk PLC üretilmiştir. İlk PLC Modicom firması tarafından üretildi. Daha sonra Modicom firması tüm know-how ile birlikte, bilgi birikimi ve personeli ile birlikte Schneider Electric tarafından satın alındı. Biz bu satın almadan sonra çok rahat diyebiliyoruz ki, evet ilk PLC Schneider Electric yapmıştır. Daha sonra çıkacak piyasaya sürülecek yeni PLC'lerimizin Ar-Ge çalışmalarını Modicom ekibi tarafıyla çalıştık. 1996 yılında First Pack dediğimiz premium serisi PLC'lerimiz lansmanı yapılmıştır. Premium yaklaşık bir 20 yıldır ticari hayatını sürdürmekte, başarıyla sürdürmektedir. Daha sonra 2003 yılında First Web Embedded Pack olan Quantum serisi PLC'lerimiz piyasaya sürülmüştür. Burada Web Embedded derken şunu demek istiyoruz. İnternet üzerinden PLC yazılımımıza erişim demek oluyor aslında bu. Yani evinizde otururken aslında Kaliforniya'daki bir fabrikanın motoruna müdahale edebiliyor oluyorsunuz. Tabii bunu yaparken belli bir username ve password tanımlanıyor kişilere ve bu yeterlilik, yetkinlik alanı içerisinde değişiklik ya da motora start stop ya da herhangi bir revizyon verilen bilgiler çerçevesinde izin veriliyor. Yani erişim sağlanırken aynı zamanda güvenliğiniz de sağlanmış oluyor. 2007 yılında First All-in Pack olan ürünümüz M340 piyasaya sunuluyor. M340 kuantum ve premiumla gelen bilgi birikimi ve tecrübeyle piyasadaki ihtiyaçlar sindirilerek oluşturulmuş yeni bir PLC olarak piyasaya geliyor. Üzerinde hem CAN Open, Ethernet, SD kart barındırıyor. Yani ihtiyaçlara göre revize edilerek üretilmiştir. Ve 2003 yılında First ePack dediğimiz M580 piyasaya sunuluyor. Şunu diyebiliriz aslında, Schneider Electric sıfırdan bir PLC hiçbir zaman piyasaya sunmuyor. Daha önceki bilgi birikimiyle yani ilk PLC'den 1968 yılında
bu yana gelen bilgi birikimine ekleyerek, müşteri ihtiyaçlarını ekleyerek, teknolojiyle gelen yeniliklere ekleyerek hep bir basamak üstüne çıkmayı, teknolojiyi ve müşteri ihtiyaçlarını her zaman karşılamayı hedeflemiştir. Size şu an Schneider Elektrik'teki PLC ürün ailesinden bahsetmek istiyorum. Schneider Elektrik'te aslında iki bölüm vardır PLC için. Makine otomasyonunun yapıldığı, OEM diye adlandırdığımız kısım, burada Zelio'lar, M221'ler, Tridolar vardır. Daha sonra proses otomasyonu olarak adlandırdığımız M340 seviyesi başlayan Premium, M580, Quantum gibi çok üst seviye PLC'lerimiz vardır. Quantum 60 bin araya kadar destekler ama aslında sınırsız aya kapasitesi var olarak biz sunuyoruz Quantum'u. Şu an yapılmış en büyük projesi 70 binlerde diye hatırlıyorum. Biz PLC'mizi neye göre seçiyoruz aslında? Bundan da bahsedebilirim. Bu grafik de bunu açıklamakta aslında. Giriş çıkış sayısı, işlemci hızı, aya kapasitesi, hafıza kartının kapasitesi. Bunlara göre ve özel eklenen programlar diyelim ya da redundant sistemler için buna göre PLC'mizi seçiyoruz. Ve proses otomasyon tarafında olan tüm PLC'lerimiz Unity Pro yazılımı ile programlanmaktadır. Bu bize şöyle bir avantaj sağlıyor. Bir sistemimizde hem M580 yukarıda üst seviye olarak, aşağıda M340 alt seviye PLC olarak bulunurken aynı dilde programlanıyor. Bu da bize bir revizyonda, bir ekleme sırasında hem mühendislik zamanımızı azaltıyor, hem de prosesi durdurma süremizi azaltmış oluyor aslında. Unity Pro yazılımı 5 programlama dil desteği vardır. Bunlardan en bilinini FBD ve Ladder olarak hepiniz biliyorsunuzdur. Bu tabii programlama yapacak mühendisin esnekliğini sağlamakta. Fonksiyon bloklarını tercih ediyorsa onunla yazabilir. Ladder'la daha rahat hissediyorsa kendini programı orada yazabilir. Ve hazır fonksiyon blokları mevcuttur Unity Pro içerisinde. Daha önceden planlanmış belli özellikleri direkt fonksiyon bloğunu çağırarak, giriş çıkışlara ekleyerek sisteminize ekleyebiliyorsunuz. Ve Unity Pro'nun şöyle güzel bir özelliği var. PLC olmadan sesyon yapabiliyorsunuz. Bu da şu demek, programınızı yazdığınız sahaya gitmeden simülasyonla ofisinizden ya da elinizden çalışarak olabilecek hataları, eksiklikleri görüp revizyon yapabiliyorsunuz. Güçlü diagnostik özelliği vardır Unity Pro'nun. Böylece sistemi canlı olarak birebir izleme imkanı sunmakta. Online modifikasyon imkanı sağlamakta, sistemi durdurmadan sistemde çeşitli değişiklikler yapılabilmektedir. Şu an ekranda proses otomasyonun yenilenmiş PAC ailesini görmektesiniz. Daha önce M340, Premium, M580, Quantum gibi PLC çeşitlerimizden bahsettik. Şu an aslında Schneider Electric'in vizyonu basitleştirilmiş, erişilebilir bir ürün portföyü sunmaktır. Bu yüzden yaklaşık bir 4-5 yıl içerisinde sadece iki PLC olarak, yani temel seviye proses otomasyonları da M340, üst seviye proses otomasyonları da M580 kullanacağız. Bu bize ürün seçimini kolaylaştırıp çalışma arkadaşlarımızın rahatlığını getirecektir bize. Ve bu ürünlerde şöyle bir güzel özelliğimiz var. M580 de M340 da aynı aya kartlarını kullanmaktadır. Yani bunu yaparken hem bakım için yedek parçada tek bir ürün gamını bulundurarak stoğunuzda hem M580 için hem M340 için kullanabiliyor olacaksınız. İki PLC için de farklı farklı ürün stoğu tutmanız gerekmeyecek. Aynı şekilde STB dediğimiz bizim uzak ayalarda aynı şekilde hem M580 hem M340'da kullanılmaktadır. Şimdi biraz daha M580'in özelliklerinden bahsetmek istiyorum.
Omurgasında net bağlantısı olan ilk proses otomasyon kontrolüdür M580. Bu ne demek oluyor? Aslında standart PLC'ler, rack üzerine CPU takıyoruz, PLCC takıyoruz, power supply'ı, IO kartlarını yerleştiriyoruz. Yani bu durumda omurganın pek bir işlevi olmuyor. Sadece modülleri üzerinde taşıyor. Ama M580'de iş değişiyor. M580'de şöyle oluyor. Modüller Ethernet bağlantısı ile omurgaya oturuyor. Böylece arka planda tüm modül kartları ve sahadaki ekipmanlarımız Ethernet üzerinden aynı dili konuşarak haberleşiyorlar. Yani kontrol network'ünden saha basına kadar kullanabileceğimiz standart, açık, özgün bir Ethernet omurgasına sahip oluyor M580. Ve çok gelişmiş bir işlemcisi var. ST Microelectronics'in yeni nesil ARM çift çekirdekli güçlü bir işlemciye sahip olduğu için sisteminizin ihtiyaçlarına çok hızlı karşılık vermektedir. Ve Ethernet protokolü kontrolünü içindeki mikro işlemci tarafından gerçekleştirmektedir. Yani ayrı bir işlemciye gerek duyulmadığı için ayrı bir konfigürasyon, ayrı bir bağlantıya ihtiyaç duyulmamakta, CPU üzerinden omurgada Ethernet kontrolü de sağlanmaktadır. Peki bu ilk IPEC dedik, M580 dedik, bize avantajı nelerdir? İlk başta temelde şunu çok rahat söyleyebiliriz ki maliyetlerimizi azaltıyor. Modicon ailesi X80 modül çözümüyle maliyetlerimizi azaltıyoruz. X80 dediğimiz bizim aslında Schneider Electric'te giriş çıkış modüllerini biz X80 olarak adlandırıyoruz. Tüm ailelerde aynı kartlar kullanıldığı için maliyetlerimizi azaltmış oluyoruz. Var olan Modicon Premium, TSX7 ya da M340 PLC'lerimizle aynı haberleşme ağında ve aynı programla programlandığı için mühendislik çalışma süresini de azaltmaktadır. Ve tabii kablolama da daha aza indirdiğimiz için avantaj sağlamaktadır. Aynı zamanda Ethernet ile birleştirilmiş standart FTT ve DTM üçüncü taraf cihazlarının yönetimini kolaylaştırır. M580 yaklaşık 630'a kadar Ethernet üzerinden cihazlarla haberleşebiliyor. Yani şu an günümüzde çok da fazla olan revizyon projelerinde sahada herhangi bir üçüncü markanın cihazı olabilir. Bu hiç sorun değil. Çünkü M580 onlarla aynı dili konuşup onlarla çok rahat haberleşebiliyor. Böylelikle revizyon projelerinde çok büyük avantaj sağlamış oluyoruz. Peki prosesi durdurmadan mimaride değişiklik yapabilmemizin bize avantajları nelerdir? Hangi değişiklikleri prosesi durdurmadan yapabiliyoruz? Ethernet üzerinden 80 drop veya cihazları ekleyebilme ya da kaldırabilme. Yani modülleri, input output modüllerini ekleyebiliyoruz ve çıkartabiliyoruz. Bunu konfigürasyonda da yapıyoruz, yazılımda da yapıyoruz ve hard olarak, yani modüler olarak da yapabiliyoruz. Uzak ayolardaki dijital ve analog IO modüllerini ekleyebiliyoruz, silebiliyoruz. Programda bunu online yapıyoruz ve proses durmuyor, hiçbir şekilde hissedilmiyor. Normalde herhangi bir değişiklik yapılacağı zaman konfigürasyonda sistemin durdurulması gerekiyor. Bu da tesislerde hiç istenmeyen bir durum ve çok önceden planlanması gerekiyor, belli bir zaman diliminde olması gerekiyor. Buna göre fabrikadaki, tesisteki herkesin bilgisi oluyor ve herkes dört gözle o değişikliğin yapılmasını bekliyor. Ama M580'de bu ortadan kalkmış oluyor. Siz bilgisayarınızdan istediğiniz değişikliği yapabiliyorsunuz ve sahadaki, prosesteki kimse bundan etkilenmiyor. Üretim akmaya devam ederken siz modüllerinizi ekleyip çıkartabiliyorsunuz. Kanal ile konfigürasyon parametrelerini değiştirebilme imkanı sunuyor. Ayrıca enerji altında değiştirilen modüllerin otomatik konfigüre edilmesi, yani hardware'de de biz bu güncellemeyi çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Prosesi durdurmadan uygulamada da online değişiklik yapıyoruz ve bunu çok rahatlıkla sisteme yükleyerek yeni revize edilmiş programı çalıştırılmasını sağlayabiliyoruz. Peki neden M580 kullanacağız? Eğer ben bir son kullanıcıysam tesisimin performansının yükselmesini isterim. Belli bir zamanda daha fazla ürün, daha kaliteli ürün üretmek isterim. M580 benim bu ihtiyacıma karşılık verecektir. Nasıl karşılık verecektir? Çünkü çift çekirdekçi işlemcisiyle çok hızlı cevap verecektir
sistemdeki oluşan reaksiyonlara. Böylelikle sizin performansınız yükselmiş olacak. Uygulamaların teknolojiye ve değişen ihtiyaçlara göre hızla revize edebilmesi. Online değişiklik yaptığımız için teknolojinin getirdiği yenilikleri ya da sistemde bizim üretim hattımızda revizyon yapmamız gerekti. Bunları da çok rahat sistemi durdurmadan çok küçük mühendislik çalışmalarıyla gerçekleştirebiliyoruz. Tabii ki bir son kullanıcı olarak enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik benim için çok önemli olacaktır. M580 yaklaşık %30 oranında daha az enerji tüketmektedir diğer PLC'lere göre. Ve bakım maliyetlerinin azaltılmasını sağlamaktadır. Ortak ayakkartlarıyla ve güçlü diagnostikleriyle bakım maliyetlerini azaltıyor. Peki ben bir sistem entegratörüysem, yani bu işin mühendisliğini yapan taraftaysam benim avantajım ne olur? M580 farklı segmentlerde ki güzel ve uygun çözümleriyle M580 kullanan mühendislik çalışması yapan şirketlerin iş kapasitesini artıracaktır. Müşteri ihtiyaçlarına göre hızla cevap verecek, değişen sisteme uyum sağlayabilecektir. Müşterilerini tesislerinin daha enerji ve daha verimli çalışmasını sağlayarak piyasadaki bilinirliğini ve kalitesini arttırmış olacaktır. Endüstri dünyasında 21. yüzyılın trendlerini aslında 4 ana başlık altında toplayabiliriz. İlk olanı erişimliktir. Yani artık herkes her yere gidiyor, her yerden her şeye erişmek istiyoruz. M580 embedded tabanlı olduğu için dünyanın her yerinden size verilmiş yetkiler mertebesinde programımıza ulaşıp erişim yapabilirsiniz. Ayrıca çok çeşitli protokolleri desteklediği için sahadaki diğer üçüncü parti cihazlarla da çok kolay erişim sağlamaktadır. Gelişen teknolojide her şey güzel ama güvenlik duvarımızın da daha güçlü olması gerekiyor. Çünkü aynı oranda zararlı yazılımlar da kendini geliştirmektedir. Siber güvenlik konusunda M580 gerçekten başarılı bir üründür. Bununla ilgili sertifikaları vardır. Bununla ilgili daha ayrıntılı bilgi vereceğim ilerleyen slaytlarda. Ve kabiliyet. Günümüzde artık daha kısa sürede daha çok ürün, daha kaliteli ürün ve ihtiyaçlarıma karşılık verecek sistemimi revize edebileceğim sistemlere ihtiyacım duyacak. Ve bunun için M580 kullanmam gerekecek. Çünkü sistemde olabilecek revizyonları M580 sistemi durdurmadan yapabiliyorum. Güçlü çift çekirdekçi yapısı ile hızlı reaksiyonlarıyla sistemimin kabiliyetini arttıracaktır. Ve tabii en önemlisi maliyeti. Bir revizyon projesinde ya da bir sıfırdan yapılacak bir tesiste her şeyi güzel ama en sonunda maliyet karar verici duruma düşmektedir. M580 uygun maliyetiyle yatırımcının dostu olarak piyasaya sunulmuştur aslında. Böyle çok rahatlıkla bunu diyebiliriz. Eskiden çok büyük kasalı bilgisayarlar vardı, pusulalar vardı, büyük fotoğraf makinelerimiz vardı, Walkman'ler vardı. Şimdi bunların hepsi bir telefonda birleşti. Artık deplerimizde olan akıllı telefonlarla bu 4 ürüne de ulaşabiliyoruz. Bunlar nasıl oldu? İhtiyaçlarımız geliştikçe akıllı telefonlara fonksiyonlar eklendi, geliştirildi. Ve şu da bir gerçektir ki ileride kullandığımız yeni alışkanlıklarımız da akıllı telefonlara entegre olacaktır. Yani teknolojiyi takip ediliyor ve ihtiyaçlara uygun yeni ürünler lanse edilmektedir. Aynı şey aslında endüstri tarafında da geçerlidir. Eskiden Ethernet modüllerimiz vardı, fiber transmitterler vardı, switchlerimiz vardı, endüstriyel modemler vardı ve bunlar ayrı ayrı cihazlardı ve bunların hepsinin CPU'la haberleşmesini bekliyorduk. CPU haberleşmesi için çalışıyorduk. Ama bunların artık hepsi tek bir CPU üzerinde toplandı. Bunun bize avantajı ne oldu? Kolay montaj oldu. Tek tek bir sürü aygıta sisteme montajını sağlamamıza gerek kalmadan tek bir CPU ile bu tüm araçların yaptığını tek bir CPU ile yapabilir olduk. Bu şekilde kolay konfigürasyon oldu. Çünkü 4-5 tane cihazdan bahsederken tek bir cihazdan bahsediyoruz. Tabii bunun bize bir de maliyet getirisi var. 4-5 ayrı cihaz almıyoruz. Tek bir CPU ile hem switch'in, hem transmitterin, hem modemin,
Hem Ethernet kartının yaptıklarının hepsini biz artık tek bir CPU ile yapabiliyor olduk. Ve bunu yaparken güvenliğimizden ödün vermedik. Haberleşebilir olduk ama kötü yazılımlı programların bizle haberleşmesini engelledik. IoT Industry 4.0 dediğimiz, hatta IoT'un açılımı da Industrial Internet of the Things'tir. Yani nesnelerin haberleşmesi. Aslında bu evrim değil, evrim niteliğindedir. Bizim ihtiyaçlarımız doğrultusunda gelişmiş değil, aslında bizim ihtiyaçlarımız doğrultusunda gelişeni adlandırdığımız isimdir. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Şu an günümüzde bir tesisteki bir robot arızalandığında bir bakımcı gider, onu tamir eder. Bu arıza ekranını biz SCADA'dan görürüz, PLC'den alarm bilir. Ama Endüstri 4.0 ile hedeflenen olacaktır. A makinesi arızalandı diyelim. Bakımcı B2 robotu gider A robotunu tamir eder. Ve biz bunu SCADA'da A robotunda arıza gerçekleşti, B2 robotu A robotunu tamir etmeye gidiyor olarak göreceğiz. Yani nesneler, aygıtlar birbiriyle haberleşecek ve bizim daha önceden programladığımız o işlemi yapacak. Biz sadece bunları takip edeceğiz. A robotu gidiyor, B robotunu takip ediyor. Daha önceden bakımcı robota yazdığımız program A robotunu tamir etmesini sağlayacak. Yani nesneler birbiriyle haberleşecek. 2020 yılında yaklaşık 50 milyar cihazın dünya üzerinde birbiriyle haberleşeceği öngörülüyor. Endüstriyel nesnelerin internetiyle birlikte büyük düşünen işletmelerde akıllı makinelerin ve akıllı fabrikaların tam entegrasyonu tamamlanmış olacak. Endüstriyel Ethernet, akıllı objeler, siber fiziksel sistemler, karar verme mekanizmaları büyük üretkenlik sağlayacak, işletme maliyetlerini düşürecek ve ekonomik büyümeyi beraberinde getirecektir. Burada siber fiziksel sistem dediğimiz aslında birbiriyle haberleşen cihazlardır, birbiriyle haberleşen aygıtların varlığıdır ve bunlar daha önceden yazılmış programları gerçekleştirirler. Schneider Elektrik, Endüstri 4.0'ın öncülerindendir ve M580 Endüstri 4.0 ile gelen yeniliklere uyum içinde çalışmıştır. Ar-Ge çalışması sırasında Endüstri 4.0 ile gelecek yenilikler öngörülerek M580'e entegre edilmiştir. Bunlar nelerdir? Operasyonel şeffaflık ve açıklık düşünerek üretilmiştir. Yani haberleşme olabildiğince kolay, erişim olabildiğince kolay, diğer üçüncü parti cihazlarla, FTT ile haberleşmemiz olabildiğince kolaydır. Yani herhangi bir sisteme M580'i kolaylıkla entegre edebilirsiniz. Tabii bunu yaparken güvenliğimizi asla unutmuyoruz. Siber güvenlik ile kötü niyetli yazılımlara karşı sistemimizi koruyoruz. Ethernet'in omurgası ile sahadaki tüm cihazlarla hızlı ve ekonomik bir şekilde erişim sağlamakta M580. Burada M580'in kullanıldığı bir konfigürasyonu görüyorsunuz. Yukarıda Engineering Management sistemi, SCADA'lar, drive'lar, motion'lar ya da üçüncü parti dediğimiz FTT ürünlerle haberleşmeyi göstermekte. Buradaki yeşil ring aslında bizim Ethernet bağlantımızı göstermekte. Akıllı telefonlarla iletişimi düşünelim. Buradan Ethernet üzerinden direkt drive'a ya da motion'a haberleşmemiz eş zamanlı olarak yapılabilmektedir. Bu bize hem hız katmakta hem de doğru bilgiyi doğru zamanda erişimimizi sağlamaktadır. Normalde diyelim drive'daki bir input karta gidecek, kart CPU'ya bunu aktaracak. Arada bir zaman, hatta Ethernet kartına ihtiyacımız olacak. Rack'ta ayrı bir modülü koyacağımız hem alan hem ayrı modülü alacağımız için ayrı bir maliyet. Ayrıca bir zaman. Çünkü orada bir dil değişimi olacaktır. Bu aynı farklı dil kullanan insanların çevirmen kullanması gibidir. İki farklı dil konuşan insan arada çevirmen vardır. A kişisi çevirmeni anlatır. Çevirmen B kişisini onun anlayacağı dile çevirir. Burada bizim görebileceğimiz sorunlar nelerdir aslında? Çevirmende doğabilecek yanlışlıklar, sonuç olarak o da bir insandır. Kendi yorumunu katar ve yanlış bir şekilde çevirebilir. Ayrıca bu bir zaman kaybı olarak bize gelir. İşte aynı bu şekilde bunu endüstri otomasyon da aktarabiliyoruz. Arada bir switch kullandığımızda bu bize maliyettir. Aynı çevirmenin maliyeti gibi. Arada bir zaman kaybıdır. Orada
sonuçta elektronik bir işlem, bir haberleşme türünün konvertörü olacaktır. Bu da bir zaman kaybı olacaktır bizim için. Bu yüzden tüm sistemin aynı dili konuşması bizim hem maliyetimizi düşürmekte hem yüksek hız kazanmaktadır. Bunun dışında da sistemimize yeni bir cihazı entegre edeceğimiz zaman çok kolay bir şekilde entegre edebiliyoruz. Neden? Çünkü tüm sistem zaten aynı dili konuşuyor. Ethernet üzerinden haberleşiyor. Ben sadece Ethernet ağını yeni cihaza ekleyeceğim. Ayrı bir kablolama çekmeme gerek yok ya da o cihazın haberleştiği dilde ayrı bir konvertör kullanmama gerek kalmayacaktır. Daha önceki slaytlarımda bahsettiğim siber saldırılara karşı sertifikalı CPU'lar. M580 CPU'ların aşil 2 sertifikası vardır. Bu dünya üzerinde çok sayılı CPU da vardır. Aşil 2 sertifikası bize ne sağlar? En güncel, kötü niyetli yazılımlara karşı sistemimizi korur. Bu da şöyle oluyor. İnteraktif bir programdır, sertifikadır. Kendini yeni oluşan kötü niyetli yazılımlara karşı devamlı update ederek sistemimizi korur. Bu da riski minimize ederek zayıf noktalardaki güvenlik seviyesini yükseltmemize sebep olacaktır. Yetenekli PAK M580 diyoruz. Peki neler bizim yeteneklerimiz? Esnek dizayn ve mimari başlığı altında CPU'lar üzerinden Ethernet erişimini en başta söyleyebiliriz. Merkezdeki ekipmanlar ile kolay entegrasyon. Çünkü merkezdeki ekipmana ulaşım için ayrı bir dönüştürücüye ihtiyacım yok. Ayrı bir programlama yapmama ihtiyacım yok. Direkt Ethernet üzerinden tüm ekipmanlarımı CPU ile haberleştirebiliyorum. Sadece CPU ile değil aslında SCADA ile ya da akıllı telefonum üzerinden SCADA ve CPU'lara eriştiğim için aynı şekilde sahadaki ekipmanlarım direkt olarak telefonla, akıllı telefonlarla haberleşebilmekte. Esnek çalışma imkanı sunmakta, bu runtime'de konfigürasyon değişikliği bize sistemimizi durdurmadan tüm revizyonlarımızı yapabilmemizi sağlıyor. Yani sistemimizi optimize etmek için yapılabilecek tüm değişiklikler aslında bizi zorlamayacak. Normalde sistem değişiklikleri bakım mühendisinin ya da proje mühendisinin hiç istemediği şeylerdir. Artık bu yargı değişecek. Çünkü biz sistemi durdurmadan istediğimiz değişiklikleri direkt online olarak gerçekleştirebileceğiz. Tabii ki bu esnek bakımla da bağlantılıdır. Tüm sistem diagnostikleri akıllı telefonlar üzerinden erişilebildiği için bakım fonksiyonları da olabildiğince erişilebilirdir. Ve esnek modernizasyon, eski platformlar ile kolay entegre olduğu için revizyon projelerde de çok başarılı çözümler sunmaktadır M580. İşte bu özellikleriyle aslında kontrol mühendislerinin seçimi olarak Uluslararası Kontrol Engineering Kuruluşu tarafından 2015 yılının en iyi kontrolörü ödülüne sahip olmuştur M580. Bunda öne çıkan özellikleri, hani bu ödülü almasındaki öne çıkan özellikleri ise Ethernet altyapısı ile IoT'nin öncülerinden olması, yüksek güvenlik seviyesiyle yılın PLC ödülüne sahip olmuştur. Şimdi biraz da redundant sistemden, yedekli sistemden bahsetmek istiyorum sizlere. Niçin yedekli sisteme ihtiyaç duyarız? Tesislerinizin kontrol altyapısında ya da network sisteminde arıza meydana gelebilir. Herhangi bir kartımız, CPU'muz da arıza meydana gelebilir. Elektronik aygıtlardır. Onların arıza yapmamasını beklemeye hakkımız yok, yapacaklardır. Önlememizi ona göre almamız gerekiyor. Peki bunun sonucunda bir arıza da sonra ne konuşulacaktır? Biz bugün ne kadar ürün kaybettik? Tesisimizin verimliliği bu arızadan ne kadar etkilendi? İşte bu sorulara olabildiğince güzel yanıtlar verebilmek için, yani güzel derken biz bugün ürün kaybetmedik. Bu arıza aslında bizim verimliliğimizi etkilemedi. Tesisi etkilemeden biz arızayı giderdik diyebilmek için ihtiyacımız vardır yedekli sistemlere. Birçok tesisin bakım sonrası, revizyon sonrası duruş, bir sinyalin gelmeyişinden dolayı oluşan duruştan sonra bile tekrar ayağa kalkması çok büyük çalışma gerektirebiliyor. Çok büyük zamanlara ihtiyaç duyulabiliyor. Yanında bazı sistemler vardır. Örneğin cam fabrikaları. Sistem durduktan sonra o
eriyik olmuş camın ham maddesi donduğu zaman ya tüm tesisi yıkıp tekrar yapmamız gerekir. Bu bir örnek. Mesela çimentoda da aynı şey geçerlidir. Çimentoda elektrik sistem olmazsa olmazlardandır. Çünkü fırın durduğu zaman çimentoda fırının tekrar döndürülmesi için gerçekten çok büyük uğraş verilmesi lazımdır. Bu yüzden yedekli sistemin kritik proseslerde önemi çok büyüktür. Peki M580 bu yedekli sistemin neresinde? M580 hardware'i 7 yıldır M340 ile kullanılmakta. Yani M340'ın lansmanının olduğu 2007 yılından beri aynı hardware ile gidiyoruz. Üzerine yenilikler yapılarak. Yedekli sistem altyapısı yani redundant sistemin 30 yıllık bir geçmişi var Schneider Electric'te. İlk redundant sistem 1983 yılında yapılmıştır. Bundan sonra revize edilerek sistem iyileştirmeleri yapılarak Quantum serisinden şu an geldiğimiz M580 hat standby yani yedekli çalışan PLC sistemine gelmiş bulunuyoruz. Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki aslında M580 yeni bir ürün değildir. Quantum ve Premium ile edinilen tecrübeler, teknolojiye gelen gelişmeler eklenerek yeni bir ürün, yani revize edilmiş, ihtiyaçların karşılanması için maksimize edilmiş bir üründür M580. Peki redundant çalışma sistemi nasıldır? Normalde iki CPU eş zamanlı olarak aynı oranda çalışır. Bunlardan yani %50 performansla çalışır, ikisi de %50 çalışır. Sistem böylece %100'e ulaşır. Bunlardan birinde arıza meydana geldiği zaman tek kalan CPU'yu %100 performansla çalışmaya başlar. M580'de ise sistem şöyle olmaktadır. İki CPU arasındaki haberleşme hızı 1 gigabit mertebesinde olduğu için bir tane aktif PLC'miz vardır. %100 performansla çalışır. Bu PLC'de bir arıza meydana geldiği zaman diğer CPU direkt devreye girer. Aradaki 1 gigabit ses sanırım şimdi geldi. Geldi mi? Süper. Devam edebiliriz o zaman. Şimdi bu sayfayı ben en baştan alıyorum. Standart yedekli çözümlerde iki CPU %50 performansla çalışarak sistemi %100'e getirir. Ve bunlardan birinde bir arıza meydana geldiğinde tek kalan CPU performansını %100'e çekerek çalışmasına devam eder. M580'de ise durum biraz farklı. Tek CPU çalışıyoruz, %100 performansla çalışıyoruz. İki CPU'muz arasındaki haberleşme hızı 1 gigabit mertebesinde olduğu için çalışan CPU'muzda bir arıza olduğu zaman diğeri hemen devreye giriyor %100 çalışma performansıyla. Ve bu geçiş hız çok yüksek olduğu için bu geçişten sistem hiçbir şekilde etkilenmiyor. Böylelikle bizim avantajımız ne oluyor? CPU'larımızın ömrü uzamış oluyor. Aynı anda iki CPU'muzu da çalıştırmamış oluyoruz. Standart yedekli çözümünde olduğu gibi. Böylelikle CPU'larımızın ömrü fazla ve sorundan, arızadan hiçbir şekilde sistemimiz etkilenmeden diğer PLC'nin çalışma moduna geçmiş oluyoruz. Ve M580'de zaman etiketi özelliği vardır. Özel bir modül ile 1 milisaniye hassasiyetli zaman etiketi yani alarmlara, variable'lara ne zaman değişiklik olduğunu birebir gerçek zamanlı real time'lı etiket basabiliyoruz. Bu bize ne avantaj sağlıyor? Sistem günlükleri ve prosesi an ve an izleme olanağı tanımakta. Prosesinizde gerçekleşen olayları, arızaları kolaylıkla anlama imkanı sunmakta.
Şimdi şöyle mesela bir saniye çok insan algısı için çok küçük bir zaman dilimidir. Bir arıza meydana geldiği zaman gidiyoruz bakıyoruz iki tane de inputta kırmızı ışık yanmakta. Ama bu arızanın kaynağı hangi inputtan geliyor? Hangisi ilk yandı? Bunu eğer zaman etiketi yoksa fark etmemiz, algılamamız imkansız denecek seviyededir. Deneme yanılma yöntemiyle arızayı buluruz. Bu da bize zaman kaybı olur. Belki başka bir cihazımızı yakmamıza sebep olacaktır. Zaman etiketiyle ilk önce arızanın hangi modülden geldiğini, hangi variable'dan gerçekleştiğini birebir doğru zamanlı olarak öğrenebiliyoruz. Bu yüzden de doğru veri analiziyle kritik anlarda doğru kararlar verebiliyoruz. Birçok protokolü desteklemektedir. Böylelikle haberleşme konusunda piyasadaki en iyi ürünlerden birine sahip oluyor. Hangi protokolleri destekliyor peki? HART, Profibus, Fitbus, Modbus TCP, CANopen, Ethernet IP gibi haberleşme protokollerini desteklemekte, sisteminizle uyumlu çalışmanızı sağlamaktadır. Şimdi sizlere Schneider Electric'in HES çözümünden bahsetmek istiyorum. Temelde SCADA ve PLC'yi tek bir havuzda toplayan, ikisini birlikte çalıştıran bir çözümdür. Böylelikle enerji giderlerini ve mühendislik çalışmalarını azaltarak üretim hedeflerinin tutmasını destekleyecektir. Bununla ilgili küçük bir videomuz var. İlk önce bu videoyu izleyelim. Ondan sonra biraz daha detaylarını konuşacağız sizle. Necla'yı ara. Merhaba Necla. Aylık durum raporumu hazırlayabilmem için üretim verilerini düzenledin mi? Şu anda üzerinde. Buradaki isimler şu an Schneider Electric Proses Otomasyon biriminde çalışan arkadaşların isimleridir. Üzerinden geçebiliriz. Ramazan'ı ara. Merhaba Ramazan. Biraz önce ne oldu? Yüksek basınçlı pompa motorunda bir arıza oldu gibi görünüyor. Evet biliyorum ama sorun yok. Tolga'yı vibrasyon sensörünü kontrol etmeye gönderdik. Bir sensörümüz arızalanmış görünüyor ama sorunu hemen tespit ettik ve Tolga sensörü değiştiriyor. Benim ofisten ayrılmam bile gerekmedi. Bunu nasıl başardın? Plant Structure PES, Schneider Electric'in yeni tanıtılmış kontrol sistemi sayesinde beni soruna doğru bir şekilde yönlendiren gerçek zamanlı arıza tespit özellikleriyle dolu. Örneğin pompa motoru ve bağlantılı nesneler gibi sağ cihazlarının tümünü dinamik bir şekilde görüntüleyebiliyoruz. Artık fabrikaya o kadar sık gidip gelmem gerekmiyor. Güzel, çok teşekkürler. Sonra görüşürüz. Aramayı bitir. Naci'yi ara. Naci, bu ay kilovat başına üretimimizde bir artış fark ettim. Tebrikler. Enerji hedefleriyle ilgili bu sonuca ulaşmayı nasıl başardın? Aslında PES sistemimize entegre enerji bilgilendirme özelliği var. Enerjinin nerede besleme suyu kalitesi için tüketildiğini ve nerede boşa harcandığını gerçekten görmemizi sağlıyor. Bu üretim ve enerji bilgileriyle Schneider Electric'in uzmanlığı sayesinde ilk geçişte daha yüksek hacimde yüksek kaliteli su işlenebiliyor. Daha az işlem daha az enerji anlamına geliyor. Mükemmel! Yani sadece maliyetten tasarruf etmiyoruz. Aynı zamanda karbon ayak izimizi izleyip kontrol edebiliyoruz ve daha çevreci bir tesis oluyoruz. Teşekkürler. Aramayı kabul et. Merhaba İlten. Bir dakikanı alabilir miyim?
filtrasyon işlemi optimizasyon projesi ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Elbette, her şey yolunda mı? İyileştirmeleri zamanında uygulayabilecek miyiz? Bir değişiklik dışında aslında her şey plana göre ilerliyor. PES'i büyük ölçüde proses ve enerji verimliliğinden dolayı seçtiğinizi söylediniz ama benim bakış açımdan mühendislik araçları da aynı ölçüde değerli. Her iki uygulama da çok benzer olduğu için konfigürasyonu ikinci modüle kolayca kopyaladık. Bazı küçük ayarlamalar yapmamız gerekti ama her zamankinden daha hızlı bir şekilde tekrar üretime başladık. Bunu duyduğuma sevindim. Beni bilgilendirdiğin için sağ ol. PES, fabrikanın farklı kısımlarında da maliyetleri optimize etmemize yardımcı olacak gibi görünüyor. Beni bilgilendirmeye devam et, tamam mı? Elbette. Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. PES'in temelinde tek bir ortam, tek bir veri tabanı mantığı yatmaktadır. Yani siz masanın üstünden tıkladığınız bir konuyla açılan program, hem SCADA ekranınızı hem de PLC programı ekranınızı size erişebilir kılacaktır. Yani ayrı bileşenler yerine bir sistem yaklaşımı söz konusudur. Tek bir sistemle hem PLC programınıza hem de SCADA yazılımınıza erişilebilir olacaksınız. Güçlü, basit ve kolayca anlaşılabilir arayüzü vardır. Veri girişi ve genel veri tabanı içeriği için tek bir arayüzü vardır. Yani ürettiğiniz bir variable hem program yazarken kullanabilirsiniz hem SCADA ekranında kullanabilirsiniz. Böylelikle iki farklı alanda tekrar tekrar variable'ları üretmeniz gerekmeyecektir. Kontrol ve görsel kullanım tek bir ortamda birleştirilmiş olacaktır. Böylece mühendislik çalışmalarınızın süresi aza inmiş olacaktır. Operatörün avantajı ne olacaktır bu konuda peki? Diyelim bir pompada alarm meydana geldi. Açılan faceplate üzerinden motorun kontrol yazılımına ulaşabiliyoruz. Aynı zamanda motordan sürücü bilgilerine ulaşabiliyoruz. Ve motordan kullanım dokümanlarına yani manueline ulaşabiliyoruz. Bunu tek bir faceplate üzerinden yapabiliyoruz. Bunun avantajı şu, diyelim SCADA'da biz arızayı gördük. Açacağız, bakacağız motor programına, onun bloğunu bulacağız, onu açacağız, orada arızayı bulacağız. Döneceğiz, diyeceğiz ki bunun sürücüsüne nasıl ulaşacaktık, sürücüsü neredeydi, açacağız, bakacağız, onu bulacağız. Sonra masa üstündeki klasörlerden motorun manuelini arayacağız. Bunun hiçbirini yapmasına gerek kalmadan tek bir faceplate üzerinden bunların hepsine direkt erişebiliyoruz. Böylelikle kullanıcıdan da olabilecek hataları da minimize etmiş oluyoruz. Yani farklı bir motorun manueli açılabilir, farklı sürücüye şey açılabilir, hani A ile A'yı karşılaştırmıyor olabiliriz aslında. A sürücüsüne bakıp B sürücüsüyle yorum yapıyor olabiliriz. İnsanlık halidir, hata yapılabilir ama bu prosesin durmasına sebep olacağı için sistem otomatik olarak tek bir faceplate üzerinden motor bilgisine, motor manueline ve sürücü bilgilerine ulaşması bize çok büyük avantaj sağlayacaktır. Ve PES'in temelinde object modeli vardır. Object modeli şöyle anlatabilirim size, şöyle açıklayabilirim. Prosesimizde diyelim 3, keşke 3 olsa belki 100, belki 200 tane vana olacaktır. Tek bir vanayı yaptıktan sonra SCADA'da da bunun motor çalışmasına, arızasını, alarmlarını ekledikten sonra standart koşullarda ikinci bir vana için sıfırdan hepsini baştan yapmamız gerekecek. Yani bu vananın içine de motorun alarmını, arızasını, stopunu, off'unu hepsini tek tek yüklememiz gerekecek. Ama PES de böyle değil. PES de kopyala yapıştır mantığıyla aynı modeldeki vanaları çoğaltabiliyoruz. Ve bunu şöyle yapıyoruz. Diyelim ilk vanamızın adı vana 1. Vana 1 olarak vana 1'in motor çalışması arızaları hepsi otomatik olarak vananın içine geliyor. Vana 2 üretirken
copy paste yapıyoruz. Vana'nın ismini Vana 2 yapıyoruz. İçindeki tüm değişkenler revize olmuş oluyor. Böylelikle gene kişiden oluşabilecek arızalar minimize edilmiş oluyor ve hız kazanmış oluyoruz. Yani 200 tane Vana'nın içini tek tek manuel olarak giriş yapmak var. Copy paste ile çoğaltarak %100 doğru datayı çok hızlı bir şekilde erişmek var. Bu gerçekten mühendislik süresini çok aza indirebilen bir özellik. Bu modelle açık ve genişletilebilir yapılar önümüze çıkıyor. Entegral kubrelerde tutarlılık sağlıyor. Yani herhangi bir yanlışlıkta, diyelim vanalarımızı manuel olarak çoğalttık, kaydettik, programı çalıştırdık, 5 tane hata çıktı. Bu hataların neyden çıktığını bulmak bize zaman kaybına sebep olacaktır. Ama PES'le, yani object modeliyle bunu yaptığımızda zaten bu hataların başından oluşumunu minimize etmiş olacağız. Şu an gördüğünüz bir sistem, Schneider Electric'in en alt seviyeden en üst seviyeye kadar Schneider çözümleriyle konfigüre edilmiş bir sistem. En üstte APR sistemi bulunmakta. Bu sistem aslında 3. level otomasyon sistemi olarak geçmekte. Yani şöyle anlatabiliriz bunu. Diyelim bir proseste çıkışındaki depoda oldu. Ham maddede sıkıntı yaşandı. EPR sistemiyle otomatik olarak SAP üzerinden ham madde siparişi düşüyor. Yani insan kontrolü olmadan otomatik olarak sistem şu cevabı veriyor. Ben çok fazla ürün ürettim, ham maddem kalmadı. Otomatik olarak ham madde siparişi düşmeliyim. Ham madde alınacak firmaya bu sipariş sistemsel olarak direkt düşmekte. Bu üçüncü seviye otomasyon. İkinci seviyede Visual Historian ve Reporting ve Engineering bilgisayarı bulunmakta. Visual Historian ile sisteminizdeki datalarla analiz yapabiliyorsunuz. Bunlar seçiminize bağlı olarak yıllık, aylık, haftalık datalar olabilir. Bunlarla raporlar çekip sisteminizi nasıl verimli kılabilir, hangi zamanlarda daha çok enerji harcıyorsunuz, nerelerde eksiklikleriniz var, bunları bu raporlarla gözlemleyip ayrıca arızalarda hangi arızaları yaşıyoruz, hangi saat dilimlerinde daha çok arıza yaşıyoruz, bu arızaları ne kadar sürede çözüyoruz. Hatta bununla vardiyalı çalışan sistemlerde vardiyalar arası performans raporu bile çıkartılabiliyor. Daha sonra HMI'lerin, PLC'lerin olduğu kademeye geliyoruz. Aynı sistem, aynı markanın ürünleriyle programımızı yapıp HMI üzerinden görüntüleyip operatör panelleriyle direkt olarak müdahale edebiliyoruz. Ve bir aşağıda uzak aya modüllerimizle sistemimizin aslında merkezinden uzaktaki modüllere, yani inputlara erişip oradaki datayı alıp doğru bir şekilde sistemimize aktarabiliyoruz. Hem SCADA ekranına, hem PLC'ye, hem de Visual History Reporting raporuna. Sizlere biraz bizim de Schneider Electric ürünleriyle yapılmış projelerden bahsetmek istiyorum. Avustralya'da bakır ve uranyum işletme merkezi 500 binden fazla giriş çıkış noktası var. Bu Windows tabanlı en büyük SCADA projesidir dünya üzerindeki. 2000'den fazla Cytek sayfası vardır. Yani 2000'den fazla sayıda SCADA ekranı vardır. 300 tane PLC bu sistemi kontrol etmektedir. Cap Carnival kontrol ve enerji izlemede de aynı şekilde VisualCytec kullanılmıştır. Burada da 35 bina ve 3 uçuş sahasında 75.000 veri noktası 140 tane PLC ile kontrol edilmektedir. Burada M580 ile çalışmış bir fabrikadan örnek var. Fabrikanın yorumu şöyle olmuştur. Schneider Electric'in geleceğe bakış açısından etkilendim ve çalışmasına
Şimdi geldiğini düşünüyorum. Hem görüntünün hem sesin. Süper, devam edebiliriz o zaman. Bu sayfayı baştan alıyorum. Burada M580 ile çalışmış bir fabrika örneğimiz var. Fabrikanın M580 için yorumu şöyle olmuştur. Schneider Electric'in geleceğe bakış açısından etkilendim ve çok memnunum. Bu sistemde remote ayalar, distributed ayalar, Ethernet ağı üzerinden 24 saat, 7 gün, 1 yıl boyunca çalışan sistem mimarisinde değişiklik yapılabilmesini sağlamıştır. HART protokolü ile de kusursuz entegrasyonu sağlamıştır. Gelişen teknolojiyle uyumlu olan M580, müşterilerinin geleceğe bakış açısını desteklemektedir ve kendilerini gelecekte gelişen teknolojide daha güvenli bir yerde konumlandırmalarına sebep olmaktadır. CERN'de de aslında M580 ile programlanmıştır. Daha sonra büyük bir solar tesisinde 3 milyon metrekarelik gene M580 kullanılmıştır. 80 tane M580 redundant sistem vardır. Burada sunumumuz sollanıyor. Çok teşekkür ederiz. Şimdiki soru cevap kısmına geçelim. İlk olarak Ayhan Bey'in, Erhan Berçizoğlu'nun sorusunu, Türkçe doküman var mı ve PLC programı ücretli mi? Türkçe dokümanlar var, ayrıntılı eğitim şeklinde yoktur. Türkçe dokümanlara ulaşabilirsiniz. Daha sonra internet üzerinde aradığınızda buna ulaşacaksınız. Yazılım ücretlidir ve lisans gerektirir. Sadece bir 20 günlük demo süresi vardır Unity Pro için. Eğer mail olarak bana ulaşırsanız size bunu sağlayabiliriz. Servet Bey'in sorusu, Servet Özgül. M580'i neden, nasıl indirebiliriz? M580 bir PLC'dir. PLC programlanması için Unity Pro yazılımını kullanabilirsiniz. Program ücretlidir ama dediğim gibi deneme sürümünü bana ulaşarak edinebilirsiniz. Şimdi Hasan Bey'in sorusu. Hasan Boruza. M580 fiyatları hakkında bilgi verebilirsiniz. Programa erişim lisans desteği gerekiyor mu? Evet, lisans gerekiyor. Fiyat bilgisi için bizimle direkt iletişime geçmeniz gerekmektedir. Mesut Bey'in sorusu, Mesut Çiftbaş. LMC058 PLC ile arasında ne gibi fark vardır? LMC058 aslında bir OEM PLC'sidir. M580 ise proses PLC'sidir. Yani daha güçlü bir işletimcisi vardır, daha hızlı reaksiyon verir, daha fazla IO'yu destekler. Yedekli sistemi vardır, yani Hasistant by. OEM segmentinde Hasistant by PLC bulunmamaktadır. Kullanım alanları ve prosesleri aslında oldukça farklıdır. Ali Yakup İmamoğlu'nun sorusunu. İki sorusu var Ali Bey'in. Farklı PLC'ler arası iletişim sorunları kalkındırılıyor mu? Peer-to-peer haberleşmesiyle, yani FTP ve DTM sayesinde her zamankinden daha kolay ve daha esnek bir erişim söz konusu. Ayrıca farklı cihazlarla bağlantılar da gelişmiş. Diagnostik bilgileri sayesinde her zaman sisteminizden haberdar olabilirsiniz. Bunu telefonunuz üzerinden de sağlayabilirsiniz. Bilgilerim nasıl şifreleniyor? M580 Cyber Security ile tüm bilgilerinizi şifre koyabiliyorsunuz. Kendinizin tanımladığı user'lar, yani kullanıcılar ve siz o kullanıcılara farklı farklı erişim yetkileri verebilirsiniz. Bunu program üzerinden çok rahatlıkla programlayabiliyorsunuz. Şimdi İlhan Bey'in sorusu. TT2000C OP panel Siemens üretiminden kalktığı için SCD200 ünitemize bağlanıp timer değerlerini değiştirebileceğimiz bir çözüm ürününüz var mıdır? Şimdi İlhan Bey, bu şöyle, sorunuzu çözmek için majansız HMI ürünlerinizi önerebiliriz bu konuda. Hatta şöyle de erem2yıldırım@schneiderelectric.com mail adresinden de bu konunun uzman arkadaşımıza çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Ayhan Bey'in bir sorusu daha var. Ayhan Berkçizoğlu. Modbus işlemini daha mı basitleştirdi haberleşme sisteminde? FTT ve DTM ile Modbus haberleşmesi daha da kolay şekilde cihazlara erişilebilirlik sağlamaktadır. Katıldığınız, dinlediğiniz, sorular sorduğunuz için çok teşekkür ederiz. Daha fazla bir bilgi ya da başka sorunuz olduğu takdirde mail adresinden ulaşabilirsiniz. bahar.keşkekçe@sinerdirelektrik.com. Hepinize iyi günler diliyorum, iyi hafta sonları diliyorum.